Selçuk Üniversitesi'nde çalışıyorum. Konya'da. Evet, Ahmet benim. Ama dünkü Ahmet değil. Düne ait ne varsa dünle beraber gitti cancağızın. Bugün yeni şeyler söylemek lazım, diyor Mevlana. Evet. Aslında ne varsa söylenecek yeryüzünde söylenmiş. Yerel yönetimler alanında da söylenmiş. Burada mümkün olduğu kadar bir hikaye anlatacağım. Türkiye'de kentlerin hikayesi, yerel yönetimlerin hikayesi ve bugün konuştuğumuz konu büyükşehir belediyelerin hikayesi. Biraz bunlardan izninizle bahsetmeye çalışacağım. Tabii şunu hiçbir zaman göz önünde uzak tutmamamız gerekiyor. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde belediye kanunu 1930 yılında çıktı. 2005 yılında ancak değiştirilebildi. İl Özel İdaresi Kanunu 1913 yılında çıktı. 2005 yılında ancak değiştirilebildi. Köy Kanunu 1924 yılında çıktı. Hala yürürlükte maşallah. Dolayısıyla bu ne demek? Dünya değişiyor, çok hızlı değişiyor. Ama biz değişimi izleyemedik ve çok başarısızız. Yönetimde de başarısızız, politikada da başarısızız, yaşamda da başarısızız. Biz daha yaşamı yeni keşfediyoruz. Bu arayışlar da, bu reformlar da onun bir yansıması. Şunu belirteyim. Yerel yönetim, belediye nedir? Kent yönetimidir. Kente ve kentlilere hizmet sunan bir birimdir belediye yönetimi. Fakat bizde ne yazık ki kentler iyi yönetilememiştir ve Türkiye'de kent yoktur. Bu kadar provokatör konuşuyorum. Aynen. Neden? Çünkü bizim kentlerimiz tarihiyle barışık değildir. Bizim kentlerimiz doğayla barışık değildir. Bizim kentlerimizin kültürü ve kimliği sorunludur. Uzaktan baktığınız zaman acaba bu kentler hangi uygarlığa aittir diye karar veremezsiniz. Türkiye'nin her tarafında beton yığını, trafik keşmekeşi ve insanları depresyona sokan bir kent kültürü. Türkiye'de bu yüzden kent yoktur ve Amerikalı bir yazarın deyimiyle kentsiz kentleşme vardır. Paris'te, Berlin'de, Moskova'da metro inşaatları tamamlanmış. Ulaşımın temeli çözülmüş. Biz 2000'li yıllarda tramvay yapıyoruz. Antalya'da, Antep'te, Samsun'da, Konya'da mevcut sistemi bile kilitliyoruz. Onu bile başaramıyoruz. Bizim yerel politikalarımız biraz böyle gidiyor. Türkiye'de bugünkü yerel yönetim sisteminin oturmasına baktığımız zaman Osmanlı döneminde 1839'da bir Tanzimat Fermanı Avrupa'nın baskısıyla ilan ediliyor. Ve daha sonra şehre emaneti belediye kuruluyor. Tabi Osmanlı sürekli savaş halinde. Çok fazla bir ilerleme kaydedilemiyor. Belediye kanunu çıkıyor, İl Özel İdaresi kanunu çıkıyor vesaire ama olduğu gibi kalıyor haliyle. Ve Cumhuriyet dönemi. İlk kent planı Ankara için yapılıyor. 1928. Belediye kanunu 1930'da çıkıyor. Ankara'nın dışında diğer bazı ilçeler ve kentler içinde planlar yapılıyor. Ama Türkiye'nin kentleşmesi malum. Kayıp yıllar. Planlamada kayıp, yönetimde kayıp, yaşamda kayıp bir Türkiye. Dolayısıyla Cumhuriyet dönemi 1923'ten 61'e kadar evet kanun çıkıyor. Evet plan var. Ama çok yetersiz düzeyde. Zaten köylü bir toplum. Şunun da özellikle altını çizeyim. 1922'de Türkiye'de savaş bitiyor. 1945'te Avrupa'da savaş bitiyor. Avrupa'nın kentleri kültürü nerede? Bizim kentlerimiz nerede? Bence iyi bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir ideoloji, hiçbir iktidar, hiçbir hükümet ayırmadan bütün dönemleri sorgulayabilmemiz gerekiyor. Ve bugün neden geri kaldıysak onu da düşünmemiz gerekiyor. Geldiğin yere bak.
İlk defa 1961 Anayasası'nda yerel yönetimlere bir anayasal zemin çerçeve ve demokratik bir çerçeve çiziliyor. Ve ilk defa 1963 yılında belediye başkanı doğrudan halkın oyuyla seçilmeye başlıyor. Ve yerel yönetimlerde demokratikleşme adına önemli bir adım bu. 1961 Anayasası'ndan sonra büyük şehirler için metropoliten planlama arayışları başlıyor. Çünkü büyük şehirlerin sorunları başlıyor. Kentleşme önemli bir yük. Bohçasını alan İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e koşuyor. Bir başkenti bile imar edemeyen bir ülkeyiz. 1928'de başkent Ankara'nın planı yapılıyor. Ama bakın bugün hala başkentin önemli bir kısmı gecekondu. Gecekondudan geçilmiyor. Dolayısıyla çok trajiktir bizim kent yönetim tarihimiz, planlama tarihimiz. Diğer kentlerden tabii umudu kesin. Alman bir misafirim gelmişti. Çankaya taraflarında bir otelde bir böyle bir sempozyum toplantı vardı. Toplantıdan sonra biraz gezdireyim dedim. Ankara Kalesi falan işte müze. Adam şunu sordu. Hala Ankara'da mıyız yoksa başka bir kente mi geldik? Niye? Çünkü bir taraf Paris gibi, öbür taraf Etiyopya gibi. Yani Somali gibi kıyasladığınız zaman. Kale öyle. Dolayısıyla sorunlar birike birike 80'li yıllara gelindi ve 82 Anayasası 127. maddesinde şöyle bir hüküm öngördü. Büyük şehir alanları için özel yönetim biçimleri getirilebilir. Cümle aynen böyle. Ve buna dayanarak 1984'ten itibaren Türkiye'de büyükşehir belediye kültürü oluşmaya başladı. İlk olarak Ankara, İstanbul ve İzmir. Arkasından 1986'dan itibaren Adana, Konya, Bursa, Gaziantep gibi vilayetlerde büyükşehir belediyeleri kuruldu. 3030 sayılı kanun çıkarıldı. Kurulma şartı bir il belediyesi içerisinde 3 tane merkezde belediye olması, ilçe olması şartı var. Sonra belediyeler bunlara eklendi. Derken toplam 16 tane büyük şehrimiz oldu. Hala da 16 tane büyük şehir belediyemiz var. Ve tabii 2004 yılına gelindiğinde yeni Büyükşehir Belediye Kanunu çıkarıldı. 5216 sayılı kanun ve bu kanun gereği de Büyükşehir Belediyesi kurulabilmesi için şu koşul getirildi. 750 bin nüfusa ulaşan kentler Büyükşehir Belediyesi olabilir. Yani artık kolaylıkla Büyükşehir Belediyesi kurulamayacak demek. Sonrasında tabii bir takım bana göre tuhaf gelişmeler oldu. Büyükşehir Belediyesi kurmak için farklı arayışlara girildi. Önce 2008 yılında büyükşehir alanlarındaki belde belediyeler kaldırıldı. Bunlar yerine ya ilçe belediyesi kuruldu ya da büyükşehir belediyelerine dahil edildiler bu belde belediyeleri. Aslında bu güzel bir uygulama oldu. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de 25 yıllık bir büyükşehir belediyesi geleneği var. Ve gerçekten çok başarılı. Neden? Çünkü 1984'te kurulan büyükşehir belediyeleri ile birlikte Türkiye yerel yönetimi keşfetti. Yerel yönetimler de bir şey yapabilir demeye başladı. Bazen bunu söylediğim zaman bir yerlerde bana itiraz ediliyor. Ne demek yani 1984'ten önce, 85'ten önce? Büyükşehir belediyeleri kurulunca Türkiye büyükşehirlerle tanışmış oldu. Ve başarılı oldu gerçekten. Fakat nasıl başarılı oldu? Sorunları neler? Biraz bunların altını çizmek lazım. Böyle hemen başarılı oldu, her tarafı büyükşehir yapalım diye bir ön kabul de bulunmak son derece yanlış olur. İki kademeli bir sistem öngörüldü. Federatif yapı da deniyor buna. Aşağıda ilçe belediyeleri var, yukarıda büyükşehir belediyesi var. Büyükşehir belediyesi patron. İlçe belediyeleri onun emrinde. Biraz böyle. Çünkü kararları veto edebiliyor, planları gözden geçirebiliyor. Büyükşehir Belediye Meclisi ne derse o oluyor. Büyükşehir alanlarında. Bunun altını özellikle çizelim. Büyükşehir Belediye Meclisi kimlerden oluşuyor? Büyükşehir Belediye Meclisi ilçe belediyelerinden gelen 5'te 1 üye ile bir de ilçe belediye başkanlarından oluşuyor. Mevcut sisteme göre. Tabii yeni tartışmalarda Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin de doğrudan seçilmesi öneriliyor.
daha etkili olabilmesi için. Çünkü şu anda birçok büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir alanlarındaki ilçe belediyelerinin tamamen kaldırılması gerektiğini söylüyorlar. Parti ve ideoloji farkı da yok. Ankara'da Melik Gökçek, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen. Hepsi istiyor yani. Yani hepsi aslında tek adam olmak istiyor. Biraz bunun da altını çizeyim. Burası da önemli. Tabii farklar ne? Şimdi büyükşehir niye olunmak isteniyor? Çünkü büyükşehir o vilayette toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden pay aktarıyor. %5'lik bir kısım. Ve bu da çok önemli bir gelir. Sonra ilçe belediyelerine gelen paylardan aktarılanlar var vesaire. Yetki imkanları çok fazla. İlçe belediyelerini çok rahatlıkla yönlendirebiliyorlar. Dolayısıyla herkes büyükşehir olmak için son derece arzulu. İlave mali kaynaklar söz konusu. Ayrıca büyükşehir olunan kent bir otomatik olarak cazibe merkezi haline geliyor. Yani burası büyükşehir, burada şu yatırımlar olabiliyor, var. Dolayısıyla oraya ne geliyor? Yatırım geliyor, turist geliyor, imkan geliyor. Hele iyi yönetiliyorsa tabii ki. Bu çok önemli bir katma değer. Elbette ki bu inkar edilemez. Yani yerel kalkınma açısından büyükşehir olmak çok çok önemli bir katma değer. Kentlerin rekabetçi işlevleri artıyor. Hani biraz önce şey demiştim, bohçasını toplayan İstanbul'a gitti. İstanbul'un nüfusu her yıl 350 bin büyüyor. Korkunç bir şey. İstanbul diye bir şey aslında, o güzelim şehir bitti. Niye? Çünkü 1950'lerden itibaren İstanbul'un taşı toprağı altın, hadi bakalım İstanbul'a demiş. Demiş de nereye, hangi işe, hangi eve, hangi altyapıya, hangi eğitime, hangi kültüre. Şimdi bir de proje çılgınlığı başladı. Çılgın proje, çılgın proje. Kanal İstanbul falan. Ne olacak? İstanbul ikiye katlanacak. Halbuki çılgın projeleri Anadolu'ya yapmak lazım. Anadolu'yu çekim merkezi haline getirmek lazım. İstanbul'a değil. İstanbul zaten mevcut politikalarla yeterince çılgınlaşmış. Anadolu'yu biraz ayağa kaldırmak gerekiyor. Bütün bölgeleriyle, coğrafyalarıyla. Burada da böyle bir yaman çelişki var. Ve elbette ki bu süreç devam ediyor. 2004 sonrasında İstanbul ve Kocaeli'nde büyükşehirler hizmet alanları il sınırlarına genişletildi ve il özel daireleriyle aynı sistem. Sedat Bey onlardan bahsetti. Üzerine çok durmayacağım. Yine kanun da şöyle diyor. Belediye sınırları içinde ve bu belediyeleri 10 kilometre sınırdaki yerleşim yerlerinin nüfusu 750 bin olursa büyükşehir kurulur. Kanun bunu diyor. Ve yine hizmet alanları genişletiyor kanun. 5216 bugünkü mevcut büyükşehir belediye kanunu. Nüfusu 1 milyona kadar olan yerlerde, yarıçapı 20 kilometre olan yerlerde büyükşehir belediyeleri yetkilidir. 1 milyonla 2 milyon arasında 30 kilometre, 2 milyon üzerinde 50 kilometreye kadar büyükşehir belediyeleri yetkili. Yani mevcut durumda zaten görev alanları geniş. Ama şimdi Sayın Başbakan'ın Maraş açıklaması, Gökhan Bey değindi. Önemli bir yine çılgın proje olarak gündeme geldi. Bizim çılgın projelerimiz arasında yer alıyor dedi Başbakan. Büyük şehirlerin kurulması ulusal planlama çerçevesinde görülmekte buna göre. Ne olacak? 11 tane il büyük şehir olacak. Ne güzel. Neresi bunlar? Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Van ve Trabzon. Tabii 2014'e kadar nüfusu 750 bini bulan başka yerler olursa bunlar da bu 11 kente eklenecek. Mesela Malatya. Malatya'ya gittiğimizde sorduk, buranın nüfusu ne kadar? 740 bin. Espri yapıyorlardı. Biraz Suriye'den nüfus mu transfer etsek? Hazır kaçıyorlar falan diyor orada. Büyük şehir olabilmek için. Yani herkes istiyor ama 11 sınırda takılmış. Şimdi ne olacak? Şimdi burada şu soru önemli. Yani tamam kanunda 750 bin şartı getirmişiz ama bu 750 bin nüfus kriterini kaldırıp da 250 bin yapalım. Madem büyük şehir yapmak çok önemli. Önemli, tamam bunu da kabul ediyoruz.
250 bin yapalım. Yani sadece bu nüfus kriterinden dolayı büyükşehir belediyelerinin yetki alanını il sınırlarına kadar genişletmek çok önemli sıkıntılar doğurur bana göre ve ben bu modele karşıyım. Düşünce olarak onu söyleyeyim. Neden? Çünkü büyükşehir olduğun zaman Bandırma dahil mesela Balıkesir il sınırlarındaki bütün belediyeler Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olacak. Yani bir alt şubesi gibi olacak. Dolayısıyla bütün planları Büyükşehir Belediyesi'ne onaylanacak. Kararları oradan veto edilecek veya onaylanacak. Ve Büyükşehir Belediyesi Balıkesir merkezden bütün 300 kilometrelik bir alandaki hizmetlere nasıl yetişecek? Antalya'yı düşündüğünüz zaman bir uçtan bir uca 650 kilometre. Yetişmeyi bırak altılır. Büyükşehir belediyeleri kendi merkez alanlarındaki sorunları çözemiyor. Nasıl olacak bu iş? Dolayısıyla çok sorunlu bir alan. Yine büyükşehir belediyeleri için değişik modeller öneriyor. Mesela tek kademeli büyükşehir modeli. Şu ana kadar iki kademeli. Merkezde üstte büyükşehir belediyesi var, altta ilçe belediyeleri var. Deniyor ki mesela nüfusu 1 milyona kadar olan büyükşehirlerde tek kademe olsun. Tek büyükşehir belediyesi. Alt kademeler kaldırılsın. Yani diğer uzaktaki ilçe belediyeleri büyükşehirlerin alt kademesi olsun gibi öneriler var. Nasıl olacak? Bunları tabii ki kestirmek çok zor. Şu anda büyükşehir, mevcut büyükşehir alanlarında çok önemli yetki karmaşası var. Yani parti ayrımı gözetmek için mesela bir büyükşehir belediyesi ilçe belediyeleriyle birlikte varsayalım Cumhuriyet Halk Partisi, varsayalım AK Parti olsun. İnanın kendi partisinden olduğu halde çok önemli çekişmeler yaşayan büyükşehir belediyeleri var. Mesela Konya, mesela Eskişehir. Eskişehir'de farklılık da var gerçi ama. Fakat Konya'da mesela ne diyor ilçe belediyeleri? Diyor ki falan ilçeye büyükşehir belediyesi daha fazla yatırım yapıyor diyor, ayrımcılık yapıyor. Yerel basına bile yansıdı. Aynı partiden. Yani parti farkı olmuyor. Niye? Mesela ilgi durumuna göre artık Büyükşehir Belediye Başkanı'nı böyle davranıyor. Bir de şu var. Aslında rahmetli vali Recep Yazıcıoğlu'nun sözü hep hoşuma gidiyor. Her yerde söylerim. Atanmış sultanlar ve seçilmiş padişahlar diyor. Bizim yerel yönetimlerimiz maalesef ve maalesef demokratikleşemiyor. Güçlü belediye başkanlığı modeli var. İstisnaları vardır mutlaka ama demokratikleşemiyor. Halkı dinleyemiyor, sivil toplumu dinleyemiyor, özel sektörün sesine kulak veremiyor. Çok önemli sorunlar var ve bu sorunlar arasında işte yolumuzu bulmaya çalışıyoruz, sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Reform hani bitmeyen bir süreç. Şimdi tabii Balıkesir'in nüfusu işte 250 binin üzerinde, Bandırma'nın nüfusu 130 bin, 140 bin civarında. Bu veya diğer ilçelerle birlikte nasıl uyumlulaştırılacak, nasıl bir sistem kurulacak, il sınırlarına genişletme ne getirecek? Yani nüfusu tutturmak için çok farklı çabalar ve yöntemler göze çarpıyor. Ama bu çok önemli bir sıkıntı. Bir sıkıntı da şu, mevcut sistem eğer il sınırlarına genişletme uygulanırsa otomatik olarak ne gündeme geliyor? Çoğunun itirazı da burada zaten. Eyalet yönetimi. Federasyon, federalizm. Hatta birileri diyor işte valileri de seçimle getirelim. Şimdi olmadık bir takım insanları milletvekili seçiyorlar. Olmadık bir takım insanları da vali seçerlerse ne yapacaksınız? O zaman üniter devlet işte anayasanın 123. maddesindeki yönetimin bütünlüğü ilkesini ne yapacaksınız? Sistemi toptan mı değiştireceğiz? Ne olacak? Aslında meclislerin güçlendirilmesi, yerel meclislerin, belediye meclislerin güçlendirilmesi, belediyelerin güçlendirilmesi anlamına gelecek. Bir şekilde seçim sistemlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Evet, büyükşehir belediyeleri kurulmalıdır. Bu sayılan vilayetlerde de kurulmalıdır. Fakat kesinlikle il sınırlarına genişletilmesi doğru değildir. Onun yerine küçük belediyelerin, belki ilçe belediyeleriyle birleştirilmesi, ilçe belediyelerinin güçlendirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Aksi halde büyükşehir belediyelerinin bu gücüyle
Ki bazı büyükşehir belediye başkanları maşallah 30 yılı doldurdu ve gitmiyor. Sanki yani hiçbir şekilde o şehir başka bir aday çıkaramıyor. Yani bir kişinin bilgisine, birikimine ve kültürüne 30 yıl muhtaç mı bir şehir? Değildir. Amerikan başkanları bile 2 dönem için seçilebiliyor. Ama bizim başkanlarımız maşallah 30 sene kalabiliyor. Yani böyle de enteresan bir, yine yaman bir çelişki var. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Siz merkeziyetçiliği azaltacağız, yerelliği güçlendireceğiz diye aslında merkeziyetçiliği yerele kaydırıyorsunuz. Çünkü yerelde bütün belediyelerin patronu Büyükşehir Belediyesi oluyor. Bu da yerel merkeziyetçilik. Herkes Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önünde. Sayın Başbakanım, Başbakanım, Padişahım, neyse. Tabii o kontrol mekanizması. Bu nedenle yani il yönetiminin aslında il özel dairelerinin kaldırılması fakat valilerin ve kaymakamların bence bir denge mekanizması olarak rollerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Son olarak altını çizmek istediğim bir şey bu. Durmadan söyleyeyim. Mesela yönetim transferi adı altında Amerika'da şu uygulanıyor, İngiltere'de şu uygulanıyor, Almanya'da şu uygulanıyor, Türkiye'de uygulayalım. Tamam uygulayalım. Modernleşme, yenileşme, değişim bunlar çok önemli kavramlar. Ama ya Türkiye dokusu farklı, örgüsü farklı, tarihi farklı, kültürü farklı. Bunları uygulayalım da biraz kendimize uyarlamaya çalışalım en azından. Yani resmen bir kopyacılık, yönetim transferi, yönetimde Avrupalılaşma. Bunu aşmamız gerekiyor. Ve Tanzimat Fermanı ile başladım. Tanzimat Fermanı ile bitireyim. Bugünkü Avrupa Birliği bütünleşme süreci de Tanzimat Fermanı'nın devamı aslında. Niye? Ne kadar acı, ne kadar trajik ki Avrupalı istediği için Tanzimat Fermanı'nı ilan ettik. Yani iyi yönetim sistemi kuralım diye uğraşmaya başladık. Yine Avrupalı istediği için, Avrupa Birliği istediği için yönetim sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ya güzel tabii yapılabilir de ya hiç mi bizim kendi insanımız için iyi arama kaygımız yok, doğruyu arama kaygımız yok. Biz kendimiz, kendi insanımız, kendi kültürümüz, kendi yönetimimiz, kendi siyasetimiz için iyi bir şeyler arayabilecek yeteneğimiz yok mu? Bundan mahrum muyuz? Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim.